Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın. Bugün haftanın aslında en önemli günlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Yurt içerisinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını karşılıyor olacağız. Saat 14'te alıyor olacağız. Saat 10'da ise TÜİK tarafından açıklanacak olan Tüketici Güven Endeksini takip ederken yine saat 14.30'da da 15 Ekim haftasında biten para ve banka istatistiklerini karşılıyor olacağız. Yurt içi yerleşiklerin ve yurt dışı yerleşiklerin yine döviz pozisyonları ve Merkez Bankası'nın rezervlerine ilişkin oranları da karşılıyor olacağız. Diğer tarafta bugün yurt dışında ise Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek olan işsizlik başvuruları da yine açıklanıyor olacak. Piyasaların odağında olduğunu da söylemiş olalım. Evet, bununla birlikte piyasalara başı açılmadan önce öne çıkan gündem başlıkları neler? Bir de buna bakalım. Piyasa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Tüm dikkatler merkez kararına çevrildi ve son toplantıda bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nda görevden alınmalarla birlikte önemli bir gelişme olarak öne çıkarken bu süreçte de yine dolar TL'de tüm zamanların en yüksek seviyelerinde gördüğünü hatırlatmış olalım. Diğer tarafta yeniden işlem görmeye başlayan Evergrande hisseleri sert düşüş gösterdi. Burada Hong Kong borsasına varlık satışlarında ilerleme sağlayamadığını ve mali yükümlülüklerini de yine yerine getiremediğini bildirdi ve şirket hisseleri 3 haftalık durdurmanın ardından tekrar işlem görmeye başladığı vakitte yine Perşembe sabahı %10,5 kadar da düşüş gösterdiğini söyleyebiliriz. Üçüncü başlıkta dün FED 5 kitabı takip ettik ve 5 kitapta ılımlı büyüme vurgusu yapılmıştı. ABD Merkez Bankası'nın 12 bölgesel şubesinden gelen analizlerle birlikte hazırlanan 5 kitapta ABD ekonomisinin Eylül ve Ekim ayında ılımlı seviyede büyüdüğünü ancak bazı bölgelerde büyüme hızının tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar yaşattığını, iş gücü kıtlığı ve delta varyantında burada etkili olduğunu da yine söylemiş oldu. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu'na dava açmaya hazırlanıyor. Yine başlıklar arasında yer alırken Avrupa Birliği fonlarından faydalanması için oluşturan mekanizmayı çalıştırmadığı gerekçesiyle birlikte de yine davanın açıldığını söyleyebiliriz. Küresel mal ticaretinde konteyner tehdidi yine öne çıkıyor ve özellikle burada ticaretin hala konteynerde dar boğazı krizi altında olduğunu da yine belirtiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Evet, aslında öne çıkan gündem başlıklarına baktığımız vakitte yine hem tedarik zinciri sıkıntıları bununla birlikte enflasyonist baskılarında devam ettiğini söyleyebiliriz. Piyasalar bugün nasıl? Genel fiyatlamalara bakacak olursak dolar TL'de 9.2605 merkez kararı öncesinde 0.45'tik. Yine bir dolar TL'de yukarı yön söz konusu. Dün itibariyle biraz daha düşüşlerin yaşandığını söyleyebiliriz. Euro TL'de ise bugün yarım puanın üzerinde artıyla birlikte 10.8056'dan yine işlemden geçerken sepet kuru ise onun üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 10.03 seviyesinden geçiyor. Burada da yine 0.56'lık yukarı yön söz konusu. Dolar endeksinde ise yatay görünüm, dün de dolar endeksinin gelişmekte olan ülkelere karşı zayıf bir görünüm söz konusuydu. 93.5 seviyesinden an itibariyle geçerken euro dolar paritesinde ise yatay görünümün olduğunu söyleyebiliriz. Tüm bu fiyatlamaları verdikten sonra bugün merkez kararı yurt içerisinde önemli veriler arasında ve önemli gündem maddeleri arasında olacak. Araştırma masamızdan Kutay Korap bizlerle birlikte. Evet Kutay, özellikle bugünkü merkez kararı Bloomberg HT'nin araştırmasına da atıfta bulunacak olursak orada da yine 17 ekonomistin medyan beklentisi 0.50 indirim gerçekleşmesi diyebiliriz. Şimdi Pelin, önceki günaydın diyeyim ben de sana. Şimdi baktığımızda bugün en önemli başlıklardan biri Merkez Bankası. Fakat onun öncesinde şöyle ben bir kısa piyasayı özetlemek isterim. Çünkü ikisinin arasında bir korelasyon da var mı yok mu soru işaretleri arttığı bir Merkez Bankası faiz kararına yaklaşıyoruz. Neyden bahsediyorum? Borsa İstanbul'a baktığımızda son birkaç gündür endekste toparlanmalar takip ediyoruz. Bu toparlanmaların yanı sıra aynı zamanda bu toparlanmanın içerisinde en büyük paydaşlardan biri bankacılık endeksinin o 4 günlük düşüş serisinden sonra son 2-3 gündür endekste yukarı yönlü bir hareketlilik takip ediyoruz. Bu yukarı yönlü hareketlilik takip edilirken de özellikle hacimler tarafında da banka hisselerinin yer almaya devam ettiğini görmekteyim. Ve aynı zamanda dün de para girişleri içerisinde en fazla para girişi olan hisse senetleri arasında bir önceki gün olduğu gibi dün de bankalar biraz daha yer almıştı.
Fakat endekste bazı ayrışmalar da var. Bu ayrışmalardan biri ulaştırma sektörü. Bir iki gündür ulaştırma sektöründe de para çıkışları takip ederken dün mesela ulaştırmaya baktığımda ben Bel'in burada %3,5'a yakınsayan değer kayıpları takip ettim. Ve aynı zamanda dün mesela piyasanın işlem hacminin %10'u da Türk Hava Yolları'nda gerçekleşti. O hissede de %3,4'lük değer kayıpları görmüştük. Borsa İstanbul'un yanı sıra TL varlıklarına baktığımda o kısmi toparlanma diyelim. Neden bahsediyorum? İşte 9.40'lara doğru bir hareket görmüştük. Şimdi dün mesela baktığımızda akşam 9.21'lere kadar geri çekilen bir dolar TL görmüştük. Yani kısmi toparlanma orada da birkaç gündür ön plana çıkıyor. Artı benzer senaryo mesela CDS tarafında da görüyoruz. Orada da kabaca bir 8-15 puan arasında CDS'te bir geri çekilme var. Ha, ona keza 10 yıllık tahviller %20 seviyesinden de biraz daha geri çekildiğini görmekteyim. %19.98'lere geliyor. Fakat şunu unutmamak lazım. İki faiz kararı arasında bu göstergeler nasıl bir performans sergiledi? Ona dair bir grafiğimiz var. Hemen onu da ben rica edeyim yönetmenimizden. Çünkü bir önceki toplantımız bizim 23 Eylül 2021 tarihindeydi. Biz şimdi bugün 21 Ekim 2021 tarihindeyiz. Yani kabaca bir aylık vade var. Kabaca işlem gününe bakarsak 20-22 günlük bir işlem gününden bahsediyoruz. Bu iki toplantı arasında bu dört göstergenin fiyatlamalarına bakarsan dolar TL mesela 8.65'ler seviyesindeymiş. Hani tam nihai rakam gibi düşünmeyelim bunu. Kabaca söylüyorum bunu. Bu sabah baktığımızda 9.25'lerde. Hatta gel mesela o ilk çekirdek söyleminin başladığı tarihten bu yana alırsak orada 8.20'lerden bile başlayan hareketi söylemek söz konusu. Dönüyorum Borsa İstanbul 1407-1432 puan seviyesine gelmiş durumda. İki vade arasında borsada bir değer kazancı var ama gel mesela dönüp bakarsak dolar bazında belki farklı bir senaryo görebiliriz. İki toplantı arasında mesela CDS'e bakıyorum 397 seviyesindeydi. Bu sabah 440'lı seviyelerde her ne kadar 450'lerden geri çekilmiş olsa da iki toplantı arasında CDS'imizde neredeyse 43 puanlık bir artış var. 10 yıllık tahvile bakıyorum orada da 200 bas puanlık bir yukarı yönlü ivmelenme görüyorum. Bu tabii ki de özellikle değerlemeler çarpan nezdinde de önemli bir diğer gösterge olduğunu hatırlatalım. Yani demek istediğim son birkaç gündür evet göstergelerde toparlanma olabilir ama bir aylık vadeye bakarsak orada tablonun biraz daha yukarı yönlü gittiğini görüyorum. Bugünkü toplantıya dair çok kısa da notlarımı aktarmam gerekirse biz Bloomberg ET araştırma olarak yapmış olduğumuz ankette senin de ilk başta bahsettiğin gibi faizin 17.50'ye geri çekilmesi bekleniyor. 50 bas puanlık bir indirim tahmin ediliyor. Çekirdek enflasyonumuza bakarsak da orada rakamlar 17.98'lere de tekabül ettiğini gördüğümüzü hatırlatmış olayım. Bakalım bu gelişmeler doğrultusunda biz bugün Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Evet, şimdi Kutay çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğum bilgiler için. Faiz kararına yönelik piyasadaki fiyatlamaları yine aktarmaya devam ediyor olacağız ama öncesinde bir de açık piyasalara bakalım. Asya piyasalarındaki son durumu almak üzere Asya'ya gidiyoruz. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sunar. Asya piyasalarındaki gelişmeleri almak üzere her sabah olduğu gibi Dubai temsilcimiz Ersoy Erkazancı'ya gidiyoruz. Ersoy günaydın, hoş geldin yayına. Evet, özellikle aslında bakacak olursak burada gaz konusundaki krizin devam ettiğini görüyoruz. Buna dair yine söylemler var. Asya'daki şöyle bir genel toparlamayı alalım senden. Tabii ki Pelin, evet, Asya'da kıpkırmızı ekranlar var. Sabah değil, fena değildi yani. Bir saat önce konuşsak karışık bir görüntü var derdim. Çünkü Şangay borsası artıdaydı, o da eksiye geçti. Japonya'nın eksisi %2'lere yaklaştı, %2'ye yakın eksiyle kapattı. Hemen hemen tüm borsalar kıpkırmızı. Özellikle Şangay fena değildi diyorum. Çünkü regülatörler, düzenleyiciler bu Evergrande ile ilgili veya gayrimenkul sektörüyle ilgili açıklamalar yaptılar. Evergrande riski kontrol edebilir bir risk. Diğerlerinde bir şey olmaz dediler. Evergrande hissesi düştü. Diğer gayrimenkul hisselerinde yükseliş vardı Pelin, ama sonrasında onlara da satış geldi ve şu anda dediğim gibi genelde kırmızı ekranlar var Asya tarafında. Petrol fiyatlarında ise şu anda kırmızı ekran görebiliriz ama dün yükseldi. Tekrar 86 dolarlara geldi Brent.
Burada hem Amerika'daki stoklardaki düşüş etkili oldu. Enerji Bilgi İdaresi'nin rakamlarına göre 431 bin varillik bir düşüş vardı. Bir de Suudi Arabistan Enerji Bakanı Hindistan'da bir konferansta konuştu. OPEC artı gaz krizini, enerji krizini gidermek için elinde çok fazla güç yok. Bu konuda etkisiz deyince piyasalar biraz şaşırdı. Ve bir beklenti vardı, üretim artışına gidebilir OPEC artı diye. Bu beklenti biraz törpülenmiş oldu. Buna gerekçe olarak da şunu söyledi. Yani biz petrol üretimini artırabiliriz ama bunu kim kullanacak? Gazda ve kömürde sorun var. Bu enerji santralleri hemen petrole geçiş yapamazlar dedi. O yüzden de petrol fiyatları yükseldi. Onun dışında bakıyorum, yeşil enerjiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Şu andaki kriz gösterdi ki fosil yakıtlardan bir anda vazgeçemeyiz. Yeşil enerjiye, yeşil ekonomiye geçeceğiz diye bu tarafı, enerji güvenliğini göz ardı edemeyiz dedi. Yani biri birine alternatif değil dedi. Bu hafta sonu Suudi Arabistan'da yeşil enerji inisiyatifi olacak ve burada Suudi Prens'in bu yeşil enerjiyle, yeşil ekonomiyle ilgili açıklamaları önemli olacak. Niye önemli? Çünkü Suudi Arabistan en çok fosil yakıt üreten ve bundan gelir sağlayan bir ülke. Evet, son başlıklar benim tarafta böyle. Pelin. Asya Pasifik'in lideri Philip Capital sundu. Evet efendim, Asya piyasalarındaki gelişmeleri aldık. Bu kez yurt içindeki yine gelişmelerle devam ediyoruz. Değerli konuğum Yalova Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Baki Demirel bizlerle birlikte. Baki Hocam, hoş geldiniz yayına. Tabii ki de sıcak gündemle başlayacağım. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı. Şimdi şöyle bir bağlantı var. Merkezin faiz indirimine dair beklenti oluşmuştu ki dünkü kurdaki aşağı yönlü hareket bu beklentileri birazcık daha acaba Merkez Bankası faiz indirmeyecek mi şekline döndürdü. Ne dersiniz? Beklentimiz nedir? Dünkü bu kurdaki gevşemeyi neye bağlayabiliriz? Merkez ne yapacak? Yani Pelin Hanım, bunun Ekim ayında Merkez Bankası'nın faiz indirip indirmemesi çok önemli değil. Yani Ekim ayında indirmezse Kasım ayında indirecek ya da Aralık ayında indirecek. Çünkü Türkiye büyümeyi maalesef ekonomik istikrara tercih etmiş durumda. Bunda da en somut göstergeyi bölüşünde, yani gelir dağılımının bozulmasında görüyoruz. Dolayısıyla gelir dağılımı bozuldukça aslında gelecek yıllara ilişkin makro finansal istikrarsızlık daha da bozulacaktır. Yani büyüme üzerinde daha olumsuz etki yaratacaktır. Ama kısa dönemde bir büyüme tercihi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir faiz indirimi Ekim ayında gelmese bile muhtemelen Kasım ya da Aralık ayında bir 100 bas puan daha gelecektir diye düşünüyorum. Peki bununla birlikte şunu da sormak istiyorum. Yani çekirdek enflasyona göre oluşturulan bir para politikası mı olmalı, yoksa bu ülke ekonomilerine göre değişkenlik mi göstermeli? Yani manşete bakıyoruz. Manşette aslında eksi reel faizdeyiz ama çekirdek tarafında 16.98, az önce yine araştırma masamızdan Kutay Karap'la da konuştuğumuzda buradaki vurgular birazcık da Haziran'dan bu yana aslında yükseliş gösteren de bir çekirdek enflasyon söz konusu. Ne dersiniz? Yani para politikasıyla tek başına enflasyon düşmez. Yani enflasyonda ya da fiyat istikrarının tek aracı para politikası değildir. Nitekim Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyon söylemi aslında şeyde, yani hedeften gittikçe koptuğunu görmesinden dolayıdır. Ve faiz arttırmak zorunda olduğunu görmesinden dolayıdır. Dolayısıyla çekirdek enflasyon gibi bir söylem geliştirmiştir. Ancak enflasyonla mücadele aynı zamanda maliye politikasını da içerir. Bundan kastım neoliberal sıkı maliye politikası değildir. Tam aksine yani vergi politikasında ciddi bir değişiklik gerektirir. Ve yine aslında bölüşüm sorununa çözüm üretebilecek maliye politikası araçları devreye sokulmalıdır. Çünkü aslında dezenflasyon politikasının başarısı aslında gelir dağılımının iyileştirilmesine de bağlıdır diye düşünüyorum.
Evet, şimdi burada hem vergi politikası, yani hem mali kanat hem de para politikasının biraz daha koordineli çalışması gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi şunu sormak istiyorum. Para politikası hangi güdümde ilerlemeli, küresel ortam mı düşündüğümüz zaman, birazcık daha genişlemeci adımların sonuna geldiğimiz bir noktada para politikası nasıl giderken maliye politikası onu koordine mi etmeli, yoksa onun sıkılığını telafi mi etmeli? Para politikası aslında maliye politikasını desteklemeli. Yani genel söylemin tersine, yani maliye politikası enflasyon konusunda para politikasını destekler, genel neoliberal söylemin aksine para politikası maliye politikasını destekleme, ama burada bizim için çok ciddi bir sorun var. Bu sorun en önemlisi dolarizasyon. Yani önümüzdeki yıllarda oluşabilecek küresel bağlamda bir sıkı para politikası döngüsü ve birçok gelişen piyasa ekonomisi bu döngüden daha az hasarlı kurtulabilmek için çok sıkı bir şekilde faiz arttırımını izliyor. Biz tam aksine faiz indirimini düşünüyoruz ki bu açıkçası TL üzerindeki baskıyı arttırabilecek bir gelişmedir. Yani önümüzdeki yıllarda. Burada para politikasıyla yapılabilecek şey aslında faizleri, çünkü Türkiye'nin küresel parasal hiyerarşideki konumu, yani TL'nin konumu oldukça altlardadır. Dolayısıyla faizin, Merkez Bankası politika faizinin aslında en azından Türkiye'nin döviz ihtiyacını karşılayacak şekilde, yani döviz bolluğu yaratacak şekilde yüksek olması, yine mevduat tarafında TL'den kaçışı önleyecek kadar yüksek olması ve kredi tarafında da, yani kredi faizlerinde yine hane halkının hane halkı kredi talebini, yani daha fazla borçlanmasını önleyecek kadar yüksek olması gerekiyor. Dolayısıyla da maliye tarafında, yani maliye politikası olarak dolaylı vergilerin toplam içindeki payının hızla azaltılması gerekiyor. Doğrudan vergiler yükseltilmeli. Ayrıca gelir desteği sağlanmalı diye düşünüyorum. Peki hocam, şimdi reel sektöre dair de desteklenmesi gerektiğini savunmuştu Sayın Kavcıoğlu. Özellikle faizlerin düşürülmesi noktasında işte inşaat sektörünü biraz daha öne sürmüştü ve bunu altını çizmişti. Şimdi bununla birlikte şunu sormak istiyorum. Yani kurdaki yükseliş enflasyona yansıması, enflasyonu bir büyüme gerçekleştirilebilir mi? Büyüme tam potansiyeline ulaşır mı? Bunu da sormak istiyorum. Yani enflasyon ve büyüme arasındaki korelasyonu biraz değerlendirecek olursak. Yani bu iki sebepten dolayı, yani enflasyon ve büyüme ilişkisi, yüksek enflasyon büyüme ilişkisi, iki sebepten dolayı büyüme için olumsuzdur. Yani iki sebepten değil de iki farklı görüş açısından da olumsuzdur. Yani hem ortodoks bağlamda baktığımızda yüksek enflasyon gelecek yıllarda büyüme üzerinde baskı yaratacaktır. Ve büyümeyi olumsuz etkileyecektir. Bunu beklentiler kanalıyla açıklayabiliyorlar. Post-Keynesyen tarafta ya da daha heterodoks tarafta ise yüksek enflasyon açıkçası ücretkar çekişmesinin bir sonucudur. Dolayısıyla ücretler üzerine baskı ya da sendikaların güçsüzleşmesi ve artan piyasa yoğunlaşması enflasyonun kalıcı olmasına neden olabilecektir. Burada faizlerin düşürülüp yatırım harcamalarının arttıracağı söylentisi ise gerçek dışıdır. Çünkü açıkçası faiz, yatırımların faizle değil, yurt içi taleple faiz değil, yani yatırımları belirleyen faiz değil, aslında yurt içi taleptir ve efektif talebin istikrarıdır. Şimdi bunu gelir yaratmadığınızda kredi faizlerini düşürerek harcamaları arttırmayı sağlamak aslında kısa vadeli bir çözümdür ve palyatiftir. Ve gelecekte bu talebin istikrarsız olduğunu gören yatırımcılar aslında yatırım harcamalarını arttırmayacaktır ve dolayısıyla da ticari krediler artmayacaktır. Evet, şimdi bununla birlikte peki önümüzdeki süreçte 2022 artık yıl sonuna kadar bu faizi arttırmasa Kasım'da indirecek diyorsunuz, pardon, merkez kararı için, ama şimdi bununla birlikte yatırımcılar yatırımlarını bu bağlamda, bu ortamda ne, hangi araçtan kullanırlar hocam? Yani yatırımcı davranışında en azından nasıl bir değişiklik bekleriz biz? Yani Türkiye tabii istikrarlı bir ekonomik ortama girmeden dolarizasyonu düşmeyecektir ve bu
önemli bir sorundur. Yani dolarizasyonun varlığı bile yani hem bankacılık sistemi üzerine bir finansal risk yaratmaktadır. Yani döviz tevhidat hesaplarının kendisi aslında ponzidir. Ve aynı zamanda yüksek dolarizasyon aktarma kanallarını bozarak para politikasında olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla burada dolarizasyonu önleyecek bir politika duruşuna ihtiyaç var. Yani bunun aksi hareketi Türkiye ekonomisi için bir finansal istikrarsızlık ve makroekonomik istikrarsızlık doğuracaktır. Kaldı ki 2020'de gelişmiş ülkelerde başlayacak bir sıkı para politikası TL için bir kur şoku riskini yaratmaktadır ki bunun karşılığı yüksek enflasyon, hatta sert bir ekonomik daralma bile olabilir. Yani slamflasyon. Evet. Bunları yine konuşmaya devam ediyor olacağız. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum aktarmış olduğunuz bilgiler, değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Doçent Doktor Baki Demirel ile birlikte de yine merkez kararı ve merkez kararının etkileri, enflasyon ve büyüme arasındaki korelasyonu yine kuramsal açıdan da bakmaya çalıştık. Evet, bununla birlikte piyasalardaki rakamları yine dönelim. Para Piyasaları Müdürümüz Serdar Pazı ile birlikte. Merhaba. Serdar. Şimdi aslında yani küresel ortamda enflasyonist baskıların devam ettiğini söylüyoruz. Evet. İstersen burayla başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon beklentilerinde yükselişin devam ettiğini ve sürdüğünü söylemiş olalım. Evet, kısa vadeli olarak bakıldığı zaman merkez bankaları global olarak önemli bir tercih aşamasında. Yani şimdi bir pandemi sonrası toparlanmanın yavaş yavaş sekteye uğradığı, o bu sene yakalanan büyümenin gelecek sene korunmasının oldukça güç olduğu ve işte tedarik zinciri gibi, doğal gaz fiyatlarına, enerji fiyatlarına yaşanan yükseliş gibi, iklim değişiklikleri ile beraber yaşanan kısa vadeli şoklar gibi çok da fazla kontrol edilmesi ya da kısa vadede düzeltilmesi mümkün olmayan bir takım gelişmeler doğrultusunda enflasyon beklentilerden daha uzun süre daha yukarıda kalacak gibi. Bunu da birebir en yakından takip ettiğimiz Amerika'da enflasyon beklentilerini yansıtan başa baş oranları. Şimdi 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık başa baş faizleri nerelerden nerelere gelmiş diye bakıldığı zaman, özellikle kritik, hani Fed'in uzun vade daha yakından baktığı 10 yıllık başa baş faiz oranının son 8 senenin zirve seviyesine, yani bu şunu gösteriyor: önümüzdeki 10 sene boyunca Amerika'da enflasyon 2,5 üzerinde olacak ortalama olarak bakıldığında. 2 yıllıkta ise %3 seviyesinin de üzerine çıktığını görüyoruz. Şimdi burada %3'ün üzerinde 2 yıllık enflasyon başa baş beklentisi kalıcı olursa, belki FED Kasım ayında varlık alımlarını azaltmaya başlayacak ama faiz arttırımını 2022 son çeyrek, şu an ana beklenti, oradan daha da geriye doğru çekebilir mi? Ve getiri eğrisinin uzun tarafındaki zayıf talep. Dün Amerika'da Beşbuk'la beraber önemli bir diğer gelişmede 20 yıllık tahvil ihracıydı ve buna zayıf talep geldi. Dolayısıyla getiri eğrisinin uzun tarafında 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl buralara zayıf talep. Kısa vadeli tahvillere nispeten biraz daha fazla giriş, getiri eğrisinin yukarı yönde ciddi şekilde ivmelenmesi, uzun vadeli tahvil faizlerinin Amerika'da çıkıyor olması, yüksek getirili tahvil getirilerinin dünyada yükselmesi demek, oradan hisse senetlerine, gelişmekte olan piyasalara tüm genele yayılabilecek bir risk olduğundan oldukça önemli. Evet, ABD hazinesinin 20 yıl vadeli tahvil ihalesinde de faizin piyasadaki getirilerden 2,5 bas puan yüksek çıkmasının ardından, evet, da uzun vadeli kağıtlara satış geldiğini de söyleyelim. Doğru. Peki şimdi böyle bir ortamın ve bugünkü merkez kararının, evet, kuru etkisini de biraz da değerlendirelim istersen. Tabii. Gelişmekte olan ülke kurlarına bakacak olursak görünüm nasıl, bize ne ifade ediyor? Bugünkü kararla birlikte de, karar öncesiyle birlikte de değerlendirelim. Evet, yani TL 8 Ekim'den bu yana içine girdiği, yani global taraftaki nispeten toparlanma, gelişmekte olan ülke para birimleri, işte JP Morgan'ın ise Bloomberg'ün kendi yaptığı gelişmekte olan ülke para birimleri endeksindeki toparlanmaya birebir iştirak edememesinin ardından son birkaç gün içerisinde hani ortalamaya yakınsama, kayıplarını çok sınırlı geri alma. Yani tabii ki şimdi bakıldığında işte kur 8.20'li seviyelerden 9.37 ile tarih zirve yaptıktan sonra hani yaşadığımız geri çekilme oldukça sınırlı, grafikte de gözüküyor. Ama bakıldığında işte Güney Afrika randı mesela, yeşille gösterdiğimiz, orada önemli bir değer kazanımı var. İşte Brezilya reali kendi iç gelişmeleri kaynaklı TL kadar olması da bir değer kaybı yaşıyor. Yani her gelişmekte olan ülkenin bir kendi iç hikayesi var ama bugün bizim belirleyici olan karar tabii ki Merkez Bankası'nın saat 14'te verici olan karar. Bunun öncesinde dün özellikle öğleden sonra yaşanan kurdaki geri çekilmenin yerli yatırımcının bir miktar alım ilgisinin azalması ve yabancı yatırımcının da sabahtan bu yana bu birkaç aylık periyotta taşıdığı
dolar, long TL, short yani TL karşısındaki pozisyonlarda kısmi de olsa bir kar realizasyonuna gitmesi ile ilişkilendiriliyor. Ama tabii bakıldığında hani 9.37'den 9.20'lere geldikten sonra hani daha anlamlı bir geri çekilme şu hani 8.27'den 9.37'ye hareketin düzeltmeleri neresi diye bakılacak olursa 9.07, 9 eşik seviyesi olarak ve 8.93'te belirtilebilecek destekler olarak grafikte ön plana çıkıyor. Evet, bugünkü karar önemli hem kur tarafında hem CDS tarafında hem de diğer gelişmeler tarafında diyelim ve kısa araya gidelim. Yatırım bülteninin son bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnfo Yatırım'dan İsmail Güner bizlerle birlikte olacak. Evet İsmail, hoş geldin. Borsa İstanbul'da dün itibariyle 0.21'lik primlenmeyle birlikte 1432 puandan kapattı ve 18 milyarlık bir hacim vardı. Endeks tarafında sektörel ayrışmalar vardı. Özellikle ulaştırma sektöründeki kayıplar %3,5'tu. Bankacılık sektöründe ise %1'lik bir prim vardı. Bugünkü beklentimiz nedir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan ve piyasa etkileri nasıl olur? Evet. Bugün için piyasalar biraz daha saat 14'ü bekleyecek gibi görünüyor. Bizde Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Amerika tarafında da işsizlik başvurularını öğleden sonra takip ediyor olacağız. Genel olarak yurt dışı piyasalarda, küresel piyasalarda iyi bir havanın olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle burada Amerika tarafında bilanço sezonda olmamızdan dolayı burada hisse senetleri piyasasında biraz daha iyimser bir tablo var ve yaklaşık olarak 6 gündür Nasdaq ve S&P tarafında yukarı yönlü yükselişler var. Fakat tahvil tarafında aynı benzer iyimserliği söyleyemeyeceğiz. Orada biraz daha satış ağırlıklı seyirin ön plana çıktığını görüyoruz. İçeriye baktığımızda ise bizde de bugünün en önemli konusu Merkez Bankası'nın faiz kararı. Günlerdir, hafta başından beri bugün Merkez Bankası'nın alacağı kararı piyasalar bekliyor. Bizim Borsa İstanbul tarafında da biraz daha temkinli bir iyimserlik olduğunu söyleyebiliriz hafta başından beri. Burada Merkez Bankası'nın bugün için nasıl bir karar alacağı konusunda piyasalar gittikçe karar vermekte zorlanıyor. Örneğin manşet enflasyon 19.58, çekirdek enflasyon 16.98. Burada politika faizinin de 18 olduğunu düşünürsek burada Merkez Bankası'nın önceki söylemlerine göre yaklaşık olarak burada fark çekirdek enflasyonla politika faizi arasında 100 bas puanlık bir fark var. Bunun da aslında 100 bas puanlık bir indirim anlamına aslında gelmediğini söyleyebiliriz. Arada bir farkın mutlaka olması gerekiyor. Bu durumda bugün Merkez Bankası'nın bu toplantıyı pas geçme ihtimalinin biz yüksek ihtimal olduğunu düşünüyoruz. Diğer taraftan 50 bas puanlık bir ihtimal düşüş de ihtimaller dahilinde olduğunu söylemek mümkün. Fakat piyasa fiyatlamalarına baktığımızda dün ve 2 gündür hatta bankacılık sektörü hisselerinde yukarı yönlü bir hareketlilik var. Burada biraz daha faiz indirimine gidilmeyeceği yönde beklentiler satın alınmaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da endeks en son 1432 puan seviyesine kadar yükselmişti. Özellikle burada bizim dikkat ettiğimiz nokta 60 günlük ortalamanın geçtiği 1415 seviyesinin üzerinde kalınabiliyor mu? Ve hatta buradan uzaklaşıyor olmamız aslında Borsa İstanbul açısından yukarı yönlü yükselişlerin devam edeceği ihtimalini bize göre biraz daha arttırmış durumda. Burada senin de bahsettiğin gibi sektörel ayrışmalar biraz daha dikkat çekiyor. Burada havacılık sektörü hisselerinde, petrokimya sektörü hisselerinde biraz satışlar gelmişti. Fakat bunun daha öncesine baktığımızda piyasalar yatay hareket ederken bu sektörlerde çok ciddi yukarı yönlü hareketler yaşanmıştı. Özellikle burada bilanço beklentilerinin yüksek olmasından dolayı bu hisselerin fazla prim yapması şu anda biraz kar realizasyonu olarak değerlendiriyoruz. Diğer taraftan bankacılık sektörü hisselerinde de biraz daha çok fazla düşüşlerin yaşanmış olmasından dolayı da biraz tepki yükselişi olarak değerlendirmek mümkün. Söylediğimiz gibi bugün aşağı yönlü hareketlerde 1400
20 seviyesi, 25 seviyesinin destek olmasını bekliyoruz. Yukarı yönde de 1440 seviyesi bizim için kısa vadede önemli bir direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda bugün için 1480 seviyesine doğru yolun aralanacağını söylemek mümkün. O yüzden piyasalar bugün biraz daha yatay, hafif aşağı yönlü bir kararsız bir görünüm içerisinde olacağını düşünüyoruz saat 14'e kadar. Faiz kararından sonra da piyasaların bu destek ve direnç seviyelerine ne yönde yaklaştığını görerek kararımızı vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum İsmail Güner, aktarmış olduğun bilgiler için. Sana da şimdiden iyi seanslar diliyoruz. Evet, bugünün ozağında saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan açıklanan yine tüketici güven endeksi olacak. Diğer tarafta saat 14'te piyasaların en önemli gündem maddesi merkez kararı olurken 14.30'da ise yine 15 Ekim haftasında biten haftaya ait menkul kıymet istatistiklerini de karşılıyor olacağız diyerek programı burada noktalıyoruz. Sözü piyasa masasına bırakıyoruz. Hoşçakalın.